Merhaba değerli arkadaşlarım. Özel Güvenlik Merkezi kanalımıza hoş geldiniz. Özel güvenlik sınavlarında çıkabilecek banko sorular 24. videosunda 20 yangın sorusu çözümü ile karşınızdayız. Başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz diyelim ve geçelim. Sorularımız arkadaşlar. 1. Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler. A, imdat istenen konut, B, uyuşturucu kullanıldığından şüphe edilen konut, C, yangın nedeniyle yardım istenen konut, D, deprem dolayısıyla içinde sıkışmış insanların olduğu bilinen konut, E, gelen seslerden içeride bir veya daha fazla kişinin ciddi hayati tehlikede olduğu anlaşılan konut. Değerli arkadaşlarım, hatırlayacağınız üzere özel güvenlik görevlileri İmdat istenme konutlara giremezler. Dolayısıyla e, imdat istenen konutlara da ancak doğal afetler, e, yangın gibi durumlarda girilebilir bildiğiniz üzere. Dolayısıyla buradaki işaretlenmesi gereken şık elbette e, B şıkkında uyuşturucu kullanıldığında şüphe edilen konuta özel güvenlik görevlileri giremezler geçelim. 2. Aşağıdakilerden hangisi yangın önleyici tedbirlerden değildir? A) Yangın merdivenleri, B) Otomatik sprinkler söndürme sistemi, C) Dumana, ısıya duyarlı dedektörler, D) Kazan dairesi, E) Yangın söndürme cihazları. Her videomda hatırlatıyorum, yine bu videoda da hatırlatıyorum arkadaşlar. Mantık yürüterek çözebileceğimiz basit sorular. Lütfen mantık yürütün. Elbette yangın merdivenleri otomatik sprinkler söndürme sistemi, dumana ısıya duyarlı dedektörler, yangın söndürme cihazları önleyici tedbirlerdendir. Fakat kazan dairesi bu tedbirlerden birisi değildir. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu seçeneği rahatlıkla seçebiliriz. 3. Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz? A yangınlara müdahale etmek, B deprem, enkaz, çöküntü olaylarına müdahale etmek, C sel, baskınlarına müdahale etmek, D kurtarma olaylarına müdahale etmek, E çevre düzenlemesi yapmak. Hangisi yer almaz diyor arkadaşlar? İtfaiyenin görevleri arasında yer almaz. Elbette çevre düzenlemesi yapmak itfaiyenin görevleri arasında yer almaz. Sınavda çıkması halinde bu şıkkı rahatlıkla seçebileceğinizi düşünüyorum. 4. Sıvı akaryakıt yangınlarında en fazla kullanılan öncelikli söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir? A. Su B. Toprak C. Köpük D. Örtü E. Kum En çok hangisi kullanılıyor arkadaşlar? Sıvı yangınlarında, akaryakıt yangınlarında en çok kullanılması gereken ve kullanılan elbette C köpük tür arkadaşlar bu madde kullanılır. Bildiğiniz üzere sınavda çıkarsa kaçırmayacağınızı düşündüğüm sorulardan bir tanesi. 5. Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır? A. Yangının söndürülmesi B. insanların yangın alanından panik oluşturmadan tahliyesi C. Değerli eşyanın yangından kurtarılması. D. Tesiste bulunan paraların kurtarılması. E. Tesisteki otoparktaki araçların kurtarılması. Öncelik neydi arkadaşlar? Hayati, tehlike, olan insanlar varsa elbette öncelik insan canı bildiğiniz üzere. Dolayısıyla hangi seçeneği seçmemiz gerekir? Elbette B seçeneğini seçmemiz gerekir. İnsanların yangın alanından panik oluşturmadan tahliyesini sağlamak e, özür güvenlik görevlisinin önceliği olmalıdır. 6- LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır? LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır? Neden soruyu iki kere okuyorum arkadaşlar? Soruyu iyi anlayalım diye. Gerekirse sınavda da soruyu iki kere okuyun. A- Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır. B. prize takılı fişler çekilmez. C. açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır. D. gaz kaçağı vanadan kapatılır. E. kıvılcım kaynağı saçan tüm hareketlerden kaçınılır. Hangisi yanlış arkadaşlar? Elbette açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır seçeneği yanlış. Kesinlikle açıksa bırakın açık kalsın, kapalıysa bırakın kapalı kalsın. Bu Kıvılcım saçan, bakın ne güzel söylemiş E şıkkında kıvılcım kaynağı saçan tüm hareketlerden kaçınılır. Dolayısıyla açık olan elektrik lambalarını kapatmak veya kapalı olanı açmak kıvılcım saçmaya neden olacağından bu hareketlerden kaçınmak gerekir. Yapılmaması gereken yanlış olan açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır seçeneğidir. Sınavda çıkması halinde bu şıkkı rahatlıkla seçebileceğinizi düşünüyorum. 7- parlama, patlama, çökme, elektrik çarpması, zehirlenme, yanma, yüksekten düşme, dumandan boğulma gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Bu durum oluşuyorsa, bu sayılan seçenekler oluşuyorsa, durumlar oluşuyorsa ne vardır arkadaşlar? A) Yangın yerindeki tehlikeleri, B) Yangın önleyici tedbirleri, C) Yangın söndürme prensiplerini, D) Yangın söndürme cihazlarını, E) Yangın dolaplarını. Elbette arkadaşlar, bu yangın yerindeki tehlikeleri ifade eder arkadaşlar. Bu kavramlar. Geçelim. 8. Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangi davranış şekli yanlıştır? A. Elektrik akımı sigortadan kapatılır. B. Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir. C. Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır. D. Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle odun, kuru bez, eldiven akımından uzaklaştırılır. E. Elektrik yangınına asla su ile müdahale edilmez. Da, yanlış olan davranış şeklini soruyor arkadaşlar. Elbette bildiğiniz üzere elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi yapılır gibi bir seçenek. E, bu seçeneği seçeceğinizi zaten tahmin etmiyorum arkadaşlar. Yapmayacağınızı biliyorum. Böyle de sorular çıkıyor. Böyle kolay sorular. Yapabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bazen arkadaşlar soruyorlar. Neden bu kadar kolay sorular soruyorsunuz falan diye. Sürekli kolay sorular çıkartıyorsunuz. Videolarınızda sürekli kolay sorular soruyorsunuz falan. Arkadaşlar alan belli. Konu belli. Ne yapalım yani. O arkadaşlara da buradan seslenmek istiyorum. Gittiğiniz kurslarda atom parçalamayı öğretiyorlar da biz eksik kalıyorsak çok özür diliyoruz. Yani bir de böyle, yani eleştirecek bir şey bulamayınca böyle eleştiriyorlar. Tuhaf ama olsun canını sağ olsun diyelim ve geçelim dokuzuncu soruya. 9. Dokuz, yanıcı madde ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona nokta nokta denir. Tanıma göre noktalı alanı hangisi gelmelidir? A. Benzin B. Yanma C. Duman D. Isı E. Yangın Arkadaşlar burada bir şöyle bir ikileme düşebilirsiniz. Şimdi konu yangın. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyonlar ne denir? Dendiğinde konu yangın olduğundan belki mantıkken şunu düşünebilirsiniz. Ya konumuz yangın. O zaman yangın diyebilirsiniz. Demeyin. Yangın yanmanın kontrol dışına çıkmasıydı. Hatırlayın. Bu bahsedilen şey yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir? Ya yani benzin yanma, duman, ısı, yangın. Bu seçeneklerden hangisi gelebilir? Elbette bu yanmanın e, tanımıdır. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde yanmayı işaretlemelisiniz. Kontrol dışına çıkması denirse o zaman da elbette neyi seçeceğiz? Yangını seçeceğiz arkadaşlar. Yanmanın kontrol dışına çıkmasına yangın deniyor. Tamam? mı? Burada da anlaştıysak geçiyorum 10. soruya. 10. Sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? Sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? A) Su, B) Kum, C) Kuru kimyevi toz, D) Karbondioksit, E) Köpük. Arkadaşlar, yangının büyüklüğüne göre kum kullanılabilir, kuru kimyevi tozlar kullanılabilir, karbondioksit kullanılabilir köpük elbette kullanılabilir su kullanılmaz arkadaşlar peki neden düşündünüz mü su neden kullanılmaz çünkü su <laughs> yangının yayılmasına neden olacağından dolayı kullanılmaz arkadaşlar sıvı madde yangınlarına su ile müdahale edilmez çünkü suyla müdahale etseniz bile bu sıvı maddeler suyun üstüne çıkıp yanmaya devam eder. Üstünü üstlük su bu maddeleri daha da geniş bir alana yayabilir, gitmemesi gereken yerlere de sürükleyebilir, taşıyabilir bu yangını. Bu yüzden su ile müdahale edilmez. 11. Yangının oluşumu safaları sırasıyla hangi ışıkta doğru olarak verilmiştir? Safalarını soruyor arkadaşlar, yangının oluşum safaları sırasıyla mı? A duman koku alev, B koku duman alev, C duman alev koku, D alev duman koku, E alev koku duman. Hangisi arkadaşlar? Önce neyi hissederiz? Önce bir koku gelir, değil mi? O zaman A şıkkını ondan sonra C şıkkını D ve E şıkkını eleyebiliriz. Ne diyorum arkadaşlar? Bazen bana soru soruyorsunuz. Videoların altında sorular soruyorsunuz. Ne yapalım falan diye. Mantık yürütün. Şıkları eleyin diyorum. İşte burada da bakın. Önce koku gelir dedik ve şıkları eledik. Yani kokuyu bulduktan sonra şıkları eleyince zaten bir tek B şıkkı kaldı. Dolayısıyla önce koku, sonra duman, sonra alev görülür arkadaşlar. Yangının oluşum safaları sırasıyla bunlardır. Koku, duman, alev. Geçelim. 12 Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir? A) boğma B) itme C) çekme D) soğutma E) dağıtma. Su arkadaşlar ne özelliği özellikle? Soğutma. Suyun özelliği soğutma özelliği var arkadaşlar. Dolayısıyla burada soğutma seçeneğini seçmemiz gerekir. Soğutma usulü olarak değerlendirilir. Geçelim. 13. Kontrol dışına çıkmış yanma olayına bakın biraz önce söylemiştik. Kontrol dışına çıkmış yanma olayına nokta nokta denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A yanma, B yangın, C patlama, D afet, E reaksiyon. Hangisiydi arkadaşlar? Yanma, kontrol dışına çıkınca ne oluyor demiştik. Yangın oluyor demiştik değil mi arkadaşlar? kontrol dışınca dışına çıkınca yangın. Geçelim. 14. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz? A. Orman B. Full oil C. Motorin D. Vernik boya E. Yağ Köpüklü tip yangın söndürücüler hangisinde kullanılmaz arkadaşlar? Orman yangınlarında su ile müdahale etmek yeterli çoğunlukla suyla, kumla müdahale etmek gerekir. Köpük o kadar geniş alana köpükle müdahale etmenin çok da bir anlamı yoktur. Köpük değil, burada kullanılan su oluyor genelde. E, köpük tipi de full oil, motorin, vernik, boya, yağ gibi e, yanıcı maddelerin yangınlarında da köpük kullanılır arkadaşlar. Diyelim ve geçelim. 15. Aşağıdaki Belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerinden değildir? A) Tatbikat, B) Sabotaj, C) Tedbirsizlik, D) Bilgisizlik, E) İhmal. Elbette arkadaşlar, sabotaj, tedbirsizlik, bilgisizlik, ihmal yangın nedenlerindendir. Tatbikat yangın nedeni olamaz. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu seçeneği rahatlıkla seçebilirsiniz. 16 LPG ve doğalgaz yangınları hangi sınıf, e, hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunur? Konuşamadım <laughs> Tekrar okuyorum. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar? A, B sınıfı, C sınıfı, A sınıfı, D sınıfı, F sınıfı. Hangisinde bulunurlar arkadaşlar? LPG ve doğalgaz elbette C sınıfı yangınlardır. Bu vesileyle şu yangın sınıflarını da hemen bir değil mi? Şu yangın sınıflarını bir hemen bir tekrarlayalım bakalım. A sınıfı yangınlarda ne var arkadaşlar? A sınıfı normal olarak kor şeklinde yanan genellikle organik yapıdaki katı madde yangınlarını kapsar. B sınıfı sıvı veya sıvılaşabilen katı madde yangınlarını kapsar. C sınıfı gaz yangınlarını kapsar. D sınıfı metal yangınlarını kapsar. F sınıfı bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde LPG ve doğalgaz yangınlarının C sınıfı olduğunu öğrendik. A, B, C, D ve F sınıfı yangınlarında neler olduğunu şu anda ekranda gördüğünüz üzere vermiş olduk. Sınavda çıkması halinde herhalde yangın sınıflarını kaçırmazsınız diye düşünüyorum. Diyelim ve geçelim 17. sorumuza. 17. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar? A. Yıldırım düşmesi B. Sıçramalar C. Bilgisizlik D. Aşırı hava sıcaklıkları E. Doğalgaz kaçağı Hangisi arkadaşlar? Elbette paratoner Türkçe'de yıldırım savar olarak bilinen Paratoner, yıldırım düşmesi e, sebebiyle yangın çıkmasına engel ama, e, olmayı amaçlar. Sınavda çıkması halinde bu seçeneği rahatlıkla seçebiliriz. Geçelim. 18. Yangında itfaiye olan e, olay yerine gelene kadar yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşılıklardan hangisidir? A söndürme ekibi, B koruma ekibi, C ilk yardım ekibi, D teknik destek ekibi, E kurtarma ekibi. Elbette arkadaşlar burada söndürme ekibi seçeneğini seçmeniz gerekir. Geçelim. 19. En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır. Sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Ee, şimdi sistem odaları, bilgisayar ve otomasyon odalarında arkadaşlar kuru kimyevi toz kullanırsanız ne olur? O elektronik ma malzemeleri mahvedersiniz öyle değil mi? E, köpük bir miktar su içerdiğinden, önemli oranda su içerdiğinden köpek, köpük nedir arkadaşlar? Elektrik ve elektronik malzemeleri sıkarsanız yine bu malzemelere hasar verecektir. E, kum taş ve çakıl bildiğiniz üzere yine hasar verir bunlara. E, şeyi söylüyor zaten en temiz olarak e, temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılan diyor ve sistem odaları ve bilgisayarlar, otomasyon odalarından yangın söndürme sistemlerinde kullanılır dediğine göre bunlar kullanılmaz. Elbette ne geriye kalıyor arkadaşlar karbondioksit ve halon gazı halon gazı da kullanılabilir ama burada karşılaşa, e, seçeceğimiz seçenek ve çalıştığınız yerlerde karşılaşacağınız şey karbondioksit olacaktır arkadaşlar. E, bahsi geçen yangına söndürme maddesi açıklardan hangisidir diyor. Elbette karbondioksittir sevgili arkadaşlar. Geçelim 20. <laughs> sorumuza. 20. Bilgi sahibi olunduğu halde yangınlar için gerekli tedbirleri almamak yangın çıkışı sebeplerinden hangisidir? Sorunun içinde zaten söylemiş tedbirleri almamak. Yani ne yapıyor arkadaşlar? A. ihmal, B. Bilgisizlik. C. Dikkatsizlik. D. Sabotaj. E. Sirayet. Hangisi? Bilgi sahibi olunduğu halde. O zaman bilgisizlik değil değil mi? Yangınlar için gerekli tedbirleri almamak. Yangın çıkış tedbirlerinden hangisidir? Elbette ihmaldir sevgili arkadaşlarım. Evet. Bu da son sorumuzda arkadaşlar. Dinledikten sonra diğer sorularımıza geçebilirsiniz. Diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Canlı yayın yapmayı planlıyorum. Bu videoyu canlı yayın yapamasam diye hazırladım. Olur da fırsatım olmaz da canlı yayın yapamasam diye bu videoyu hazırladım. Artık canlı yayın yapamazsam da kusura bakmayın sınav da yaklaştı. Ama elimden geldiğince canlı yayın yapmaya çalışacağım. Yapamasam da şimdiden e, affınıza sığınıyorum. İşler biraz yoğun. Ondan dolayı yapamayabilirim. Diyorum. Şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum sevgili arkadaşlarım. E, benzer videolardan haberdar olmak için tekrar hatırlatıyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Soru ve görüşleriniz için videoya yorum yapabilirsiniz. Özel soru ve teklifleriniz için info.ogmerkezi.com e-posta adresinize mail gönderebilirsiniz. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.